Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi AdSorb 1.0 versiyonlu yazılımımızın diğer bir menüsüne bakacağız. Bu menüde de adsorpsiyon sırasında başlangıç değil de adsorban miktarının etkisine bakacağız. Bunun için Effect of Adsorbent Amount sekmesine tıkladığımız zaman yine bir Excel dosyası yüklememizi istiyor. Şimdi bunun için şöyle küçültelim şurayı biraz. Şu adsorbent miktarının etkisine bakıyoruz. Bu deneyler sonucunda üretilmiş bir veri seti. Burada da yine Excel'de oluşturduğumuz sütunların sırası önemli. Çünkü yazılım önceki videoda bahsettiğimiz gibi sütunların sırasına göre işlem yapıyor. Şimdi başlangıç miktarımızı gram cinsinden bu şekilde bir sütuna yazıyoruz. Daha sonra C0 ve CE değerlerine göre biz bir başlangıç miktarını, adsorbent miktarını, başlangıç diyorum, adsorbent miktarının etkisini inceleyeceğiz. Şimdi bu sütunların bu sırada olması lazım. Yani birinci sırada başlangıç miktarı, adsorbent miktarı, sonra C0, sonra CE'yi bu şekilde sütunlara değerlerimizi yazmamız gerekiyor. Kapattık. Şimdi şunu aşağıya alalım. Buradan browse dediğinizde Excel dosyamızı çağırabiliyoruz buraya. Yani yazılım şu anda sadece Excel dosyalarıyla çalışıyor ama ilerleyen versiyonlarda farklı dosya biçimleriyle çalıştırmaya bakacağız. Onları ekleyeceğiz diğer versiyonlarda. Şimdi seçtim. Adsorbent miktarını seçtikten sonra yine bakın Adsorbent Value değerim var. C0, CE ve yine R olarak, yani Removal değerini, sütununu ekliyorum ve bakın o Removal, yani R'nin olduğu sütun koyu gri renkte bize bir dönüş sağlıyor. Sonra yine bununla ilgili grafiklerim var. İşte adsorbent madde miktarının giderime etkisine baktığınızda mesela 0.5'ten sonra sabit bir grafik elde ediyorum. Bu yorumu yapabiliyorum burada. Bu şekilde hesaplama yapabilirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.